Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla sizlerin de yeni yeni abone olup 26.700 yapmanızda hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 23 Ekim 2022'nin ilk videosu ama uyuyamıyorum. Mutluluktan uyku tutmuyor. Ay yani tek uyuyamayacaksak da böyle uyumayalım. Biliyorsunuz Fenerbahçe'miz Başakşehir'i Diego Rossi'nin golüyle yenerek Süper Lig'de liderliğe yükseldi. Kısa kısa notlarla başlayalım. 42.043 biletli seyirciyiz dedim. Hocam karar ver. 42 mi 43 mü? 42.043. Yani 42.043. Fenerbahçeli futbolcularımız maç sonunda Bartın'daki maden kazasında yaralanan vatandaşlarımızın çocuklarıyla fotoğraf çektirmiş. Yani çocukların mutluluğu tarif edilmez. Yani galibiyetten çok daha ötesi bu tablo. Fenerbahçemiz maç eksiğiyle lider. Çok ilginç bir şey var. Onu da dile getirsem mi acaba? Biraz esprili bir şey ama doğru bir bilgi. Altay Bayındır geri döndü. Ankaragücü maçında Altay Bayındır yani yanlış anlamayın beni. Ya hatam varsa da düzeltin. Ankaragücü maçında sezona giriş yaptı. Ama Başakşehir maçında tam olarak geri döndü. Şu bu da şampiyonluk yolunda bayağı etki eder. 20 resmi maç, yine farklı bir kadro, oyun disiplini, temposu, mücadeleci bir Fenerbahçe. Fenerbahçe ligde evindeki son 5 maçı kazandı. Ren maçından sonraki 5 maçı kazanmış oldu Fenerbahçe aynı zamanda. Yani Kadıköy hegemonyası geri döndü. Takımın bir oyunu, kalitesi var. Hakeme rağmen kazanabilen bir Fenerbahçe. Yani galibiyetten birçok kişi emindi ama takım da yanıltmadı. Şimdi inşallah Ren galibiyeti var. Hadi inşallah bakalım. Her şeyi geçtim. Rakipler artık abi bu Fener kesin şampiyon olacak duygusunu iliklerine kadar hissediyorlar. Ve bunu da dile getiriyorlar artık. Mental anlamda rakiplerin hepsine de bitirdiğimiz bir maç oldu. Hani ulan bunlar buna yenilmiyorsa kimseye yenilmez oldu. Değil mi? Bence yani. Fenerbahçe'nin attığı gol sayısı 29 oldu. Fenerbahçe'nin yediği gol sayısı 10 oldu. Fenerbahçe'nin averajı 19. 19 averaj, 23 puanlı Fenerbahçe. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı, 10 numara Fenerbahçe. Yani bu saçma istatistiği de vermiş olalım. Yani size göre saçma ama yani rakamların dili var. İsmail Yüksel'in sakatlanıp çıktığı pozisyonda Emre Belezoğlu'nun kenarda endişelenmesi, hani ne oldu diye sorması. Çünkü İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye katılmasını da biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ben videoda da belirttim. Emre Belözoğlu'nun payı büyük. Yani böyle bir şey. Tabii Fenerbahçe'ye aldırdığı futbolcunun iyi çıkmaz. Onu da sevindiriyor. Bu arada Başakşehir bu sezon maçların ilk 45 dakikasında isabetli şut çekemediği iki takım var. Bir Beşiktaş, bir Fenerbahçe. Yani ama Beşiktaş maçında kazandılar. Maçı kazandılar. Bu arada maç öncesi Emre Belözoğlu oldu ki Fenerbahçe'yi çok sevdik. İyi ve kötü günler yaşadık. Ne olursa olsun Fenerbahçe gönlümde hep ayrı olacak. Fenerbahçe taraftarına her daim müteşekkirim. Onlarla rakip olmak. Yani bilsin de ki benim için kolay olmayacak ama ben de profesyonelliğin gereğini ortaya koyarak kazanmaya çalışacağım demiş. Şimdi maçın istatistiklerine değineyim. İlk söyleyeceğim Fenerbahçe, ikinci söyleyeceğim Başakşehir. Toplu oynama 56-44. Toplam şut 14'e 3. İsabetli şut 3'e 1. Kaleyi bulmayan şut 6'ya 2. Engellenen şut 5'e 0. Köşe vuruşu 6'ya 3. Offside'a yakalanma 3'e 5 ki bir pozisyon vardı. Açık ara offside'tı. Yani vicdansızlar, buna nasıl offside vermediniz diyesi geliyordu insanın. Hatta o pozisyon benim arşivimde var ya. Hakikaten o pozisyon benim arşivde olması lazım. Şu pozisyon. Şuna ofsayt çalmadı arkadaşlar. Harbi söylüyorum, bunu ofsayt çalmadılar başta. Yani ona rağmen 5 ofsayta düşmüş oldu Başakşehir. 19 faul, 19 faul. 1 sarı karta, 2 sarı kart. Büyük şanslar Fenerbahçe 1, rakip 0. Kaçan büyük şans 1'e 0. Ceza sahası içinde şut 7'ye 2. Ceza sahası dışında şut 7'ye 1. Kaleci kurtarışları 1'e 2. Pas 444'e 351. İsabetli pas 348'e 267. Uzun top
57'de 34 yani %60 Fenerbahçe, 60'da 24 yani %40 Başakşehir. Orta girişimleri 18 ortada 6 isabet %33. Rakibin 4 ortada 2 isabeti var %50 ama 18 orta. Başarılı top sürme 15'e 8 %53 Fenerbahçe. 11'e 2 %18 Başakşehir. Top kaybı 149 Fenerbahçe, 129 Başakşehir. Kazanılan ikili mücadele 65'e 57. Kazanılan hava topu 20'ye 13. Top çalma 18'e 23. Pas arası 9'a 6. Uzaklaştırma 8'e 18. Ve Fenerbahçe lider. Fenerbahçe lider. Bu arada ligde bir Beşiktaş'ta beraberlik var. Zaten Ren maçından önceydi sanırım. Sonrasında hem 2 tane Larnaka maçı hem 3 tane lig maçının kazanılması. 10 maçta elde edilen 23 puan Fenerbahçe'yi yukarılara taşıyor. Maça ilişkin bazı puanlamalar var ama önce şunları da belirteyim. Miguel Crespo sahanın en iyisi. 14 ikili mücadele kazanma, 9 sahipsiz top kazanma, 3 top çalma, 8 faul yaptırma. Bakın 8 faul yaptırma. Ki bunların çoğunda zaten şey yaptı. Neydi onun adı? Deniz Türüç yaptı ama sarkat yemeden çıktı. 50'de 40 pas başarısı. 3 kilit pas. Yani şut pası, önemli pas. Yani 20 ikili mücadeleden 14'ünü kazanma. Top sürme girişimi 4'te 2. Engellenen şut 1. 13 top kaybı yapmış maç boyunca. 3 faul yapılmış. Kendisine 8 faul yapılmış. Yani 1 pas arası. 3 top çalma. Bence maçın Fenerbahçe adına en iyisi. Ve maç boyunca 12.6 kilometre mesafe kaydederek müthiş bir ciğer. Yani müthiş bir ciğer. Tarifi yok. Ferdi Kadıoğlu 7.3. Diego Rossi de 7.3 almış arkadaşlar. Maçta reyting olarak zaten kanalımızda da bir anket var. Maçın adamı anketi. 3 puan önemli mi? Önemli. Fenerbahçe'de herkes hazır. Ve ileri üçlü değişiyor. Skor geliyor. Emre Mor oyuna giriyor. Kıpır kıpır. Dikine gidiyor. Fenerbahçe şampiyonluk için güven veriyor. Başakşehir rakip sahada en az topla buluştuğu 6 kez. En az şut çektiği 3 kez. En düşük gol beklentisinde kaldığı 0.32 kez. Süper Lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynuyor. Fenerbahçe'de William Arao oyuna sonradan giriyor. Yaklaşık bir aydır ortada yok. Oyuna girer girmez asist yapıyor. Yani topu çok daha hızlı, çok daha doğru bir şekilde çıkarmaya başladık. Arao'nun top çıkarma özelliği çok iyi. Zaten bu yüzden alındı. Uzun pas kalitesi, saha görüşü. Yani bunlar müthişti. Serdar Aziz 100. maçına çıktı. Luan Perez falan görselde yer aldı. Hatta o görseli de verebilir miyiz ekrana? Bence verebiliriz. Çünkü burada da takımdaşlık çok önemli. Bakın. Yalnız burada İrfan Can niye böyle bir çıkış var İrfan Can'da onu çözemiyorum. Bak Lemos, Luan Perez, Osayi hep böyle. O hiç sırıtmıyor. Merakınız olmasın. Ya Serdar Dursun gitmiş bir de duş almış. Sanki top oynadı. Batshuayi'nin kulak yapması, Mert Hakan yandaş detayı, Jesus'un göstermesi, İrfan Can, Altay, Ferdi, Emre Mor, bakın Joshua King, bu takımdaşlıktır işte. Bu takımı takım yapan şeydir. Bilginiz olsun. Aynı zamanda Biglia, Fenerbahçe çok zor bir takım gerçekten demiş. Ne bekledi, ne belliyordunuz? Değil mi? Başka? Hani Rıdvan Dilmen maç bitmiş diyor ki bugün gördük ki Jorge Jesus Aykut Kocaman gibi de oynatabiliyormuş. Aykut Hoca'nın da bazen Jesus gibi oynatması gerekir diye. Bu kadar da kankişte onu övme ya. Tamam Aykut Kocaman iyiydi de geç. Sinan Engin Fenerbahçe ligin üstünde futbol oynuyor. Başakşehir gibi bir takımı aciz durumu ancak Fenerbahçe düşürürdü. Bu Fenerbahçe şampiyon olur demiş. Hadi inşallah. Şimdi bu Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var. Bu Fenerbahçe şampiyon olur olmasına ama yapay zekalar, bir de ağıtçılar, feryatçılar bu işin önüne engel olmaya çalışıyorlar. Ya baktığın zaman, bak. Baktığın zaman arkadaşlar, maçın içerisinde çok fazla şey var. Mesela ikili mücadeleler, isabetli pas sayıları, şunlar bunlar. Bak çok ilginç bir şey söyleyeyim. 48'de 42, Lincoln Henrique.
%88 pas isabeti. Bak Serdar Aziz 51'de 41'a. Düşünün stoperden pas çıkartıyor. Ama böyle. Maçın en iyisi 55 pasla. Yani 72'de 55 pasla Atilla Salahi. İkili mücadele. 20'de 14 kazanmış Crespo. Valencia 19'da 9. İrfan Can 12'de 7. Gustavo Henrique 11'de 3. Ama sorsan birçok kişi iyi oynadır. Ferdi 9'da 6. Lincoln 9'da 4. İsmail Yüksek 8'de 5. Batshuayi 6'da 2. Atilla Salahi 5'te 3. Rossi 5'te 1. Ama maçın kahramanı. Emre Mor 5'te 4. O kadar kısa sürede. Arao 5'te 4. Pedro 4'te 2. Bak Serdar Aziz 3'te 0. Sadece bu istatistikle değerlendirmeyin. Altay 1'de 1 diyor. Bak sadece bu istatistikle değerlendirmeyin. Yani hava topu da dahil bu arada arkadaşlar az önceki istatistik. Yani sadece hava topunu söyle derseniz Valencia 8'de 5 kazanmış. Gustavo Henrique 4'te 2 kazanmış. Atilla Salahi 3'te 3 hava topu. Ferdi 3'te 1. Pedro 3'te 2. Batshuayi 3'te 1. Rossi 2'de 1. İsmail Yüksek 2'de 2. Altay 1'de 1. Yani ortalamaya baktığınız zaman maçın en iyileri Crespo, Altay Bayındır, İrfan Can, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln diye sıralanıp gidiyor. Ve Fenerbahçe'nin bu istatistikte öne açık. Şimdi ben şeyi de çok merak ediyorum. Ömer Ali'nin elle müdahalesi. Ömer Ali'nin elle oynamasını arkadaşlar. Nihat Kahveci net penaltı. Kemal Aslan penaltı. Ogün Temizkanoğlu penaltı. Fırat Aydınus penaltı. Ilgaz Çınar penaltı. Ersin Düzen penaltı. BN Sports'un Trio programındaki 3 kişinin 3'ü birden penaltı. Hani Bünyamin Gezer de muhtemelen penaltı demiştir. Varan bir. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi Nihat Kahveci diyor ki Galatasaray yönetimi her takımın hakkına GS TV'de savunacağız dedi. Bugün Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısında konuşması lazım diyor. Fenerbahçe'nin 2 penaltısı verilmedi. Bakın. Yayıncı kuruluştaki 3 hakem hocasına göre Fenerbahçe'nin 2 penaltısı birden verilmiyor. Bakın bu Fenerbahçe taraflarına göre değil. Yayıncı kuruluştakilere ve sosyal medyadaki şeylere göre. Hasan Ali'nin Gustavo'ya yaptığı hareket net penaltı. Artı sarı kart diyorlar bir de. Yani birçok kişi ben bunu atlamışım diyor. Ahmet Ercanlar ben bunu atlamışım diyor. Atlamayın. Bunu atlamayan bir kişi var. O da Mustafa Hoca. Hemen maç biter bitmez canlı yayında tak yapıştırdım. Hiç affetmem. Eder miyim? Affetmem. Niye affedeyim ya? Onlar yakalasa bizi affeder mi? Etmez. Şimdi birkaç futbolcumuzun da sözleriyle noktalayalım. Futbolculara puan ver hocam. Hepsine 10 veriyorum. Hepsine 10. Hepsine 10 veriyorum. Tartışmasız. Kötü oynayan yoktu ki. Ömer Ali Şahin'in elle oynaması. Bülent Yıldırım penaltı. Deniz Çoban penaltı. Penaltı değil demiş Deniz Çoban. Pardon. Erman Toroğlu penaltı. Fırat Aydınus penaltı. Lale Orta penaltı. Yani bilginiz olsun. Ve şunu söyleyeyim. Gustavo Henrique'ye yapılan hareket. Bülent Yıldırım penaltı. Lale Orta penaltı. Deniz Çoban penaltı. Hasan Ali Kaldırım'ın omzundan tutup devirmesi arkadaşlar. Yani buyurun ne diyorsanız deyin. Gustavo Henrique diyor ki zor olacağının farkındaydık. Şok açıklama. Ne diyor Gustavo Henrique? Zor bir maçtı bizler için. Maçın zor biteceğini de biliyorduk açıkçası. Hafta içerisinde çok fazla çalıştık. Yapmamız gerekenleri çalıştık. Defansif anlamda da iyi işler yaparak rakibe çok fazla gol şansı verdiğimizi düşünmüyorum. Vermediğimizi düşünüyorum. Sağladığımız konsantrasyonuyla da kazandık diyor. Ren maçıyla ilgili de oynayacağımız zorlu bir maç daha olacak Ren'e karşı. Açıkçası zor bir rakip. Oradaki maçta bizim açımızdan çok kolay olmamıştı. Bundan sonraki Ren maçı için iyi bir şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum demiş. Serdar Aziz bu arada bu havanın bozulmamasını temenni ediyoruz diye bir belirtmede bulunmuş. Ne demiş Serdar Aziz? Öncelikle mutluyuz. Takım arkadaşlarımın taraftarı kutluyorum. Müthiş bir atmosfer. İnançlı bir takım vardı. İlk yarı bizi bayağı bir zorladılar. İkinci yarı taraftarımızla beraber baskı arttırdık ve netice ortaya çıktı. İnşallah böyle devam ederiz diyor. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün futbolcusu olmaktan dolayı her zaman gurur, onur duydum. 100. maçıma çıktım. Sakatlıklara rağmen çok şükür 100 maça ulaştım.
Çok mutluyum, inşallah devamı gelir diyor. Hocamız ilk geldiği günden bu yana takıma bunu aşıladı. Herkes birbirine saygılı. Bu havanın bozulmamasını temenni ediyoruz. İşler iyi gidiyor şu anda. İyi çalışıyoruz. Real maçına hazırlanacağız. Bu havayı bozmadan güzel bir şekilde devam etmek istiyoruz diyor. Rossi, gecenin kahramanı, golü anlatıyor. Muhteşem sağ ayağımla Allah ne verdiyse vurdum. Yok, onu dememiş. Topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım diyor. Çok mutluyum. Takıma yardım edebildiğim için. Forvetler için gol atmak çok önemlidir. 3 puan aldığımız için de çok mutluyum. Bizim için en önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı. Önemli hedefi gerçekleştirdik diyor. Gol anını da anlatan başarılı oyuncu, topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla gol yaptım diyor. Arkadaşlar, gerçekten söylüyorum. Bak, gerçekten söylüyorum. Fenerbahçe şampiyon. Yani şu oyun, şu gidişat, yani yani Fenerbahçe için bir kez de beni açıklayayım ya. Yani bir kez de beni açıklayayım. Muhteşem açıklama. Fenerbahçe gerçekten şampiyon. Niye? Ya Ümraniye'ye puan kaybedildi, ciddiye alınmamalı. Sonra bir toplanıldı. Taraftar bir topladı kendini, takım bir topladı kendini, Jesus bir topladı kendini. Durum bu. Lincoln Henrique, sizi kazanmak için mecbur hissettiren bir taraftarınız varsa her şey daha kolay. Kadıköy'de bu gece galibiyetten başka bir şey yakışmazdı. Buna katkı veren tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Lider Fenerbahçe diyor ki, yani bir şey söyleyeyim mi size? Lincoln sol bekte biraz daha gelişirse muhteşem bir şey olacak. Hani Caner Erkin'in savunma katkısı olanı, ayağı daha iyi olanı ve iyi dönüş yapan olacak. Ya sosyal medyada mesela Fenerbahçe gol sevincine sevinen, kendini yere atanlar vesaire var, böyle birbirini yıkanlar falan. Ben bas bas bağırdım ya. Ben herhalde şey dedim, komşular falan kızacak dedim ya. O derece, gerçi bizim komşular da Fenerbahçeli ama. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak, abartmadan söylüyorum. Bak, gerçekten söylüyorum. Rakiplerin en çok tırstığı maç bu maçtı. En çok tırstığı maç. Yani Fenerbahçe açısından. Ulan ya Fener bunlara da 5 atarsa diyordu. Ya bunları da 5 atarsa diyordu. 5 atmayı geçti. Fenerbahçe'nin maçı kazanması var ya. Fenerbahçe'nin maçı kazanması yetti de arttı. Bakın arkadaşlar, asla bir maçta, iki maçta şampiyonluk elde edilmez. Ama ben şampiyonluğu nasıl elde edeceğimizi düşünüyorum, biliyor musunuz? 1. Galatasaray'ın oyununa düşmedik. Oyununa düşmedik. 2. Teknik direktör çıktı maçtan sonra, ben maçın hakemini beğendim dedi. Hani bana sorsanız dalga geçti derim ama belki de yöntem budur. Biz yıllarca ne yaptık? Yok hakem, yok sosyal medya, yok BN Sports, yok herkes bize düşman, yok FETÖ düşman, yok şu düşman, bu düşman diye maça odaklanmayı kestik. Evet, hakkımız yenildi mi? Kralı yenildi. Kralını yediler. Hakkımız kralı, yani kralını yediler hakkımızın. Ama biz her şeyde, yani ne derler onun adı, her köşede, her virajda arabayı gittik, uçurumdan, şarampolden aşağı yuvarladık. Bu sefer yuvarlamadık. Bu sefer Jorge Jesus'un önderliğinde sakin kafayla hareket ediyoruz. Sakin düşünüyoruz. Zekice hareket ediyoruz. Ve bu bende çok büyük mutluluğa sebep oluyor. Yani zekice hareket ediyoruz arkadaşlar. Bir bakın ya Allah aşkına. Kafamız çalışıyor ya. Kafa çalışarak hareket ediyoruz ya. Ya normalde bizim Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın açıklamalarından sonra saçmalaması lazımdı. Hayır, aşağı gitmemiz lazımdı. Bu maçı kazandık. Ben bir de şunu söyleyeyim. Akşam bir de Galatasaray yenilirse siz Fenerbahçe'nin durumunu bir düşünün. Ve şunu söyleyeyim. Tam yalancı çoban işine döner Galatasaray'ın işi. Hiç kimse, hiçbir Allah'ın kulu dönüp de ulan arkadaş sizin hakkınız yeniliyormuş demez. Herkes şunu söyler. Ulan bir Fener'e bakın be. Bu takım iki penaltısı verilmemesine rağmen, hafta boyunca yapılan algıya rağmen, rakibin yaptığı faullerde devam ki, Fenerbahçe'nin dokunmalarına faul ki denmesine rağmen, ligin en iyi top oynadığı iddia edilen takımlarından biri olan Başakşehir'e top göstermeyerek bu şekilde galibiyet alıyorsa, bırakın ligi daha da adaletsiz bir şekilde sürdürmeyin. Bırakın kim şampiyon oluyorsa olsun. Yani yollardan çekilin. Yollardan çekilin. Virüslük yapmayın. Bakın, bunun ucu size de dokunur. Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Trabzonlular, bunun işi size de dokunur. Marka değeri yükselirse sizin de işinize gelir. Çünkü borç batağınız, yani borç batağında sadece Fenerbahçe yok.
Hepiniz varsınız. Hepiniz. Bırakın hak eden şampiyon olsun. Ya Fenerbahçe hak ediyorsa bırakın arkadaş. Fenerbahçe düşmanlığından Türk futbolunu mahvettiğiniz yetmiyor mu? Yetmiyor mu? Ya ben bugün kimle görüştüm? Herkes şunu söylüyor. Galatasaray'da Beşiktaş'ta fark etmiyor ya. Herkesin dilindeki şey şu. Kendi takımı maçından daha çok bekliyorum Fener'in maçını diyor. Niye diyorum nefretten? Yok abi sizinkiler iyi top oynuyor diyor. Başakşehir maçından sonra ya bir sosyal medyaya girin bakın. Tamam birilerinde yanık var. Hazmedemiyorlar ama Allah için ya. Bir kendinizi Galatasaray'dan Beşiktaş'tan ya da başka takım taraftan yerine koysanız da nefret ettiğiniz bir Fenerbahçe kütür kütür top oynuyor. Nefret ettiğiniz bir Fenerbahçe siz de görüyorsunuz. Ulan bunların hakkı yeniliyor diyorsunuz. Teknik direktörü çıkıp bir kelime laf etmiyor hakkımız yenildi diye. Nefret ettiğiniz Fenerbahçe iki kulvarda da dolu dizgin gidiyor. İşte hani bazen bazı hareketler vardır ya. Küfürden beter. İşte Fenerbahçe küfürden beter bir iş yapıyor arkadaşlar. Lideriz. Kafamız güzel. Moralimiz güzel. İnşallah böyle devam arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu arada Fenerbahçe'nin galibiyete sevinenler beğensin lütfen videoyu. Bakalım kaç kişi galibiyete sevinmiş? Sayımızı bilelim.